İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin açık daveti David Tonoyan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Ermenistan'daki daimi temsilcisiyle görüştü. Stratford, Artsakh Cumhuriyeti'ni de facto fiili bağımsız devletler arasına dahil etti. Cavad Zarif, Suriye krizi bölge ülkeleri arasındaki diyalog yoluyla çözülmeli. Irak Ulusal Din Konseyi Başkanı'dan Türkiye'ye mesaj, Ermeni halkından özür dileyin. İstanbul'un Beykoz semtindeki Ermeni Kilisesi 4 milyon dolar tazminat alacak. Ermenilere karşı uygulanan soykırıma dair bir konferans Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde gerçekleşecek. Açık davet. Saygıdeğer yurttaşlarımız. 3 farklı yasal statüye sahip, Kilikya'nın da dahil olduğu Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Cumhuriyeti, gündem zorunluluğunun tartışılmaz ve geri dönülmez olduğu ulusal bir sorunu paylaşıyorlar. Bu sloganla Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarına adanmış Nisan etkinliğine katılmaya sizleri davet ediyor. Etkinlik 27 Nisan Cumartesi günü sabah saat 11'de Zidernagapert adlı Ermenilere uygulanan soykırım anıt kompleksinin sonsuzluk ateşi ve yeniden doğuş sütunu yanında gerçekleşecek. Saygılarla Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Ermenistan'daki daimi temsilcisi Dmitri Maryashin'i makamında kabul etti. Görüşme sırasında Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kalkınma programı çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde yürütülen projelerle ilgili sorunlar tartışıldı. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen insani yardım misyonu hakkında ayrıntılar sunmuş ve Ermeni tarafının Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı veya diğer yapıların faaliyetleriyle eylemleri koordine etmeye hazır olduğunu belirtmiştir. Görüşmede ayrıca karşılıklı ilgi duyulan diğer sorunlar da ele alındı. Amerikan özel analitik şirketi Stratford, kendi internet sitesinde dünyanın bağımsız ve aralarında Artsakh Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu tanınmayan devletlere değindi. Dünyada kaç ülke var? Bu soruya doğru cevap verebilmek için öncelikle ülke terimini anlamamız gerekir. Birleşmiş Milletler'e göre dünyada 193'ü Birleşmiş Milletler üyesi, ikisi Vatikan ve Filistin, gözlemci devlet statüsünde 195 bağımsız devlet var. Bununla birlikte dünya haritasında kısmen tanınan tartışmalı alanlar da mevcut. Kaynağa göre Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye devletlerce tanınmayan ancak fiilen bağımsız devletlere gelince bunlar Dağlık Karabağ, Artsakh, Transnistria ve Somaliland'dir. Kaynağın belirttiğine göre kendini cumhuriyet olarak ilan etmiş olan Lugansk ve Donetsk bu listeyi tamamlamaya adaydırlar. İran'ın resmi İRNA ajansının verdiği bilgiye göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti ardından gece geç saatlerde Türkiye'ye hareket etti. Muhammed Zarif, Ankara Uluslararası Havaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Şam'daki temaslarına değindi ve "Toplantılar verimli geçti. Devlet Başkanı Asad'la olan görüşmemi özellikle vurgulamalıyım. Türkiye ziyareti sırasında bölgesel olayları ve gelişmeleri ele alacağız. İkili ilişkilerin süreci yanı sıra Suriye ve Kuzey Afrika konularına odaklanacağız. Suriye krizinin bölge ülkeleri arasındaki diyalog yoluyla çözümünün gerçekleştirilmesine ilgi duyuyoruz," dedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Irak Büyükelçisi Hıraçya Polatyan, Irak Ulusal Din Konseyi Başkanı Şeyh Yusuf El Nasri, Irak hükümetine bağlı İşbirliği ve Toplumsal Barış Daimi Komitesi üyeleri ve onlara eşlik eden din adamları delegasyonunu 15 Nisan'da makamında kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı basın servisinden Hayer'in Aysor dergisine yapılan açıklamada toplantıda Müslüman din liderleri, Irak'taki ulusal ve dini azınlık toplulukları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sunarken, Irak'taki Ermeni cemaatinin ve Ermeni Apostolik Kilisesi Piskoposluğu'nun özellikle savaş ve sonrası dönemlerinde bu konudaki paha biçilmez rolünün altına çizdiler. Dini liderler ile yapılan toplantıda Ermenilere karşı uygulanan soykırım ile ilgili meseleler de görüşüldü. Irak Ulusal Din Konseyi Başkanı Şeyh Yusuf El Nasır, Osmanlı Devleti'nde işlenen insanlık dışı suçu şiddetle kınadı, mevcut Türk hükümetinin kendi gelecek nesilleri için Ermeni halkından geçmişte olanlar için özür dilemesi gerektiğini vurguladı.
İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Nigohayos adlı Ermeni kilisesine ait arazi yol inşaatı projesi için kamulaştırıldı. Kilise bu nedenle İstanbul Belediyesi'ne karşı dava açtı. Vakıflar Arası Dayanışma ve İletişim Platformu VADİP Genel Sekreteri ve aynı zamanda Beykoz Kilisesi danışmanı olan Harut Ünşanlı yaptığı açıklamada, mahkeme işlemlerinin kilise lehine sonuçlandığını ifade etti. Mahkeme kiliseye verilen zarar nedeniyle belediyeyi kiliseye tazminat olarak 24.4 milyon Türk lirası ödemeye mahkum etti. Bu miktar yaklaşık olarak 4.2 milyon doları bulmaktadır. Şanlı birkaç ay içinde bu miktarın kilise muhasebesine yatırılacağını umut ediyor. News AM gazetesinin verdiği bilgiye göre Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nin Armenoloji Fakültesi'nde Ermenilere karşı uygulanan soykırıma adanmış uluslararası bir konferans düzenlenecek. Konferans, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı ile onun tarihsel ve coğrafik çeşitli faktörlerin sonuçlarının değerlendirilmesini içerecek. Konferansta Ermenilere karşı uygulanan soykırımın ideolojik, siyasi ve kültürel faktörlerinin de tartışılacağı bildirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Akademik Akapella Topluluğu tarafından seslendirilen Gomidas'ın Kutanerk adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.